Yarın. Tane et getirdim. Bakalım ne olacak. Hatırladığıma göre onlar çiğ et yemiyor. Evet, şu anda dutu kullanıyorlar. Dutları yiyecekler. Ondan sonra... Benim koyduğum et nereye gitti ya? Orada bir ton et koymuştum ben. 13 tane et falan vardı. Şu an eksiklik çıkmadıysa demek ki avcı barakasından alıyorlar. Şu an eksiklik çıktığı zaman koyarsın oraya. Çıkmazsa dediğim gibi avcı barakasından alıyorlar. Anladım. Süper. Senin de karnın aç. Ölme aman. Oğlum bir balık, bir tane balık diyeyim ya. Bir ekmek vardı burada, bir gömelim de. Tamam. O ne lan? Zehirlen... Ben niye zehirlendim? Bozulmuş. Envanterini aç bak. Ekmeklerin yanında yüzde yazıyor. Yüzde kaç? Yüzde yazmıyor. Durum yüzde yüz. İki tanesinin yüzde yüz, bir tanesinin yüzde 65. Yüzde 65 yiyince niye şey yedim? Ne demişler? Dışarıda her bulduğunu yemeyeceğim. %65 daha ya. Ne zehir bu ya? Belki adamlar ekmeğin içerisine zehir koydular. Sen onu yedin. Mü? Evet. Hayır, bir şey var mı harbi? Var var. Zaten zehirin azalıyor yavaş yavaş. Hem de simgeden. Normalde aynen Sergio'nun dediği gibi senin dışarıdan kendin topladığın bitkilerin altında, örnek veriyorum işte, gıda 2 veriyor, 15 zehirlenme veriyor diye gösteriyor. Ama biraz önceki ekmeğe baktığında ekmekte sadece yemeğini kaç arttıracağı, kaç birim arttıracağı yazıyordu. Zehir falan yazmıyordu. Demek ki bu... Yani bilmiyordum. Evet, bulduğun ekmek zehirliymiş demek ki, ama sen bunu bilmiyordun. Zehirli meyilli yeriz ha. Ha bak, bu sefer tekrar yedim, bir şey olmadı. Evet. Demek ki o yediğim bir tanesi zehirliymiş. Hoş geldin Esra. Ulan beni öldürüyorlar diye. Bunun intikamını alacağım. Tugar alacağım öyle. Şey, ekmek nereden aldım bilmiyorum ha. Yani şu an öğrenme aşamasındayız. Dur bir saniye. İki tane köprü mü varmış ya? Varmış burada ya. Çubuklar, mavuçlar falan. Ayıp denemiş ya. Selamünaleyküm. Yayla da kalabalık yapma haydi. Ooo. Kadın çok sert bir kadınmış ya. Sert kadınmış ha. Ne bu? Ne biliyor musun? Tırpanı sana ücretsiz vermek için seninle bir oyun oynayacak.
Ama bilemezsen o tırpanı parayla alacaksın. Bunu mu? Çok pahalı Sedat. Ben çok küfrettim o adama biliyor musun? Hangi oyun oynayacağız ya? Bilmiyorum, sen de burada seçenekleri seç. Sana bırakıyorum ben. Ben de Hadi. yanlış yaptım burayı zaten. Ben de yardım edeceğim. Yayındayım. Bilmece Bunu sorun. söyler söylemez ortadan kaybolan şey nedir? Ufak bir kırs. Toz. Tozdur ya. Sessizlik. Oho, bildik lan. İyi, daha daha sessizlik. Doğru, sıradaki gelsin mi? Beni bestersen yaşarım ama içecek bir şey verirsen ölürüm. Neyim ben? Ateş. Beni Ateş ya, beslersen ben de yaşarım doğru ama bilmişim. içeceksen ölürüm. Ateş mantıklı, aynen. Aynen. Yes, bildik. Oley be. Oho, sen Allah kola döküyor lan. Yavaş yavaş. Oynatmışlar ya. Unutmuşlar bunu yolla ya. Bulut. Benim. Bulut. Bunun cevabı da bulut. Bulut de. Bir bulut. Vallahi verdi lan. Bul. Oyun için teşekkürler. Eğlendim bayağı. Kendine iyi bak. Ben de bana zorluk çıkaracaksın sanıyordum. Sana salak birileri bulma konusunda bol şanslar. Görüşürüz. Oo. Bence abi. Alfa. Ben 400 ya da 600 sikke vermiştim tırpan almak için. O yüzden bu sahneleri görmemiş herhalde. Aynen. Abi senin için bu kadına salak diyeceğim senin için. O annene şöreti 100. Hayır, o bu kadına salak deme. Bu tırpanı isteyen sığır var ya, ona salak Hı. debilir. Çünkü 400 dinarı ondan istiyoruz, o da vermiyor paramızı. 400 dinarımızı çalıyor. Ona salak az kalır. Aynen. Ben ona hırsız dedim. Hırsız. İşte Alçak salak püst. dediğim. Gidiyorum oraya. Evet, o nasıl pislik. Sizi soymak ne demek onu öldüreceğim. Boyunu basacağım bak. Su bastıracağım oraya. Tırpan isteyen şöyle ağız dolusu bir küfür edelim gidelim de. Satamıyoruz da sıfır paraymış. Sen de ondan tırpanımı Böyle çalacaktın. yumruk atıp bayatacağım sonra alacağım üstüne gidip satacaktım. Ben ondan intikamımı aldım zaten ya ilerleyen safhalarda. Ama şimdi Oy. salağı hak etti o ya. Ya oraya keşke bakaydım ya. Belki bir adam gelmiştir. Yeni gelmiştir biri. Salak adam. Yani sana salak dedi. Böyle sorular sordu sen bulamadın. Salak muhter. Harikasın. Sıkıntı çıktı mı? Sence? Sen ne düşün? Böyle ufacık tefecik bir detay atlamış olabilirim. Vadislerim var. Sambor seni arıyor. Oğlum lan sikke mikke vermiyorlar ya. Ayıp dönem. Nereden görürüz benim sikkeyi? Nerede? Where's my sikke? Sikkem nerede gözüküyor burada Sol mesela? alt tarafta gözüküyor bak. Ahşap kase yazıyor ya, onun üzerinde 1464 yazıyor. Abra oğlum ne saklamışlar ya. Oğlum o değil de bu adamın ayaklarının altında koysaydınız ya. Bu ne oğlum?
Ara vermiyor görevler. Bu ne? Oo, bu ne? Diploma bilgisi diyor. Diplomasi bilgisi. Ya bu. Diploma %5 daha fazla tecrübe kazanır. Diploması önemli. Satışlarda örnek veriyorum. Daha fazla fiyata satıcı bileceğin özelliklerim var. Onları oku oku öyle ver özellikleri. Abi flört ederken diyor ki bak. Mecnun diyor. Leyla ile Mecnun. Yani sen Leyla ile Mecnun'daki Mecnun'sun diyor. Sen böyle birbirini konuşuyor. Kız daha böyle daha hızlı böyle bir bu adamı istiyorum diyor yani. Çok iyi. Mecnun'dan sonra da şeye verebilirsin. Takasa verebilirsin bak. Takasın üzerine. Bir tane puan var zaten. Hangisini verelim? Mecnun. Ha, takas açılırız hadi. Evet takas açılırız. Mecnun'a vereyim mi? Önemli mi ki ya? Önemli. İlişki zor kasılıyor. Her zaman verdiğin cevapları beğenmiyor kadın. Örnek veriyorum. Sen bir tanesini olumlu yönde etkiliyorsun. %5 veriyor. Bir olumsuz geliyor. %10 düşüyor. Evde kalırız diyorsun yani. Zar zor evleniriz diyorsun. Bir de takasın üzerine baksana. Takasta ne kadar bir satış yüzdesi kazanacağız ekstra olarak. It was nice seeing you. Takasın üzerine gel. %10. 3 tane buna puan verirsen %30 olur. Yani 100... Daha pahalıya satarız. Evet, 100 sikkelik bir eşyayı 130 sikkeye satabilirsin. Burada bir yan görev var gibi. Bir bakayım bu adam ne istiyor. Bu değil miydi savaşımız var diyen kadın? Terzi yok galiba, iplik alacaktık dedin ya. O yok galiba. Burada yok. Yer koy der. Evet, görevlere böyle çok şey yapma, yoğunlaşma. Görevlere yoğunlaşırsan işte oraya git, buraya git, şunu getir, bunu öldür, şunu yap, bunu yap diye bir sürü şey verir sana. Sen birazcık görev, birazcık da köyünü geliştir yavaş yavaş. Ya şimdi birkaç tane görev yaptık. Daha uzaya git, uzaya gidene kadar şimdi köyümüze dönüp orada bir şeyler yapacağız. Daha. Orada bir şeyler yapacağız. Bir avcılık daha lazım bize ya. Ha, diğer köylere gidebilirsin ufaktan. Hem de o esnada şey bulabilirsin. Keten iplik bulabilirsin. Keten ipliği ararken de avcılıkta iyi olan işçi bulabilirsin. Şöyle böyle bir hop. Bir düş alak. Oh. Düş düş. Oh. Mis mis. Bu arada şimdi kadınları beni karizmatik bulacaklar. Önceki oyununda hiç denk geldi mi bilmiyorum. Oyunda haydutlar var. Evet. Mesela o önce, saldırıyorlar mı mesela? Biraz önceki baktığın kutular var ya. Hı hı. Ondan bir tane yolun ortasına koyuyorlar. Sen ondaki eşyayı almak için gittiğinde etrafını sarıp sana saldırıyorlar. Yani bir bakıma seni baitliyorlar oradaki sandığı. Hı. O yüzden dikkat etmeni tavsiye ederim ölmemen için. Ta save de al ara ara. Yoksa bayağı bir geriden atıyor bazen. F5'e basınca save alıyorsun biliyorsun değil mi? Yok bilmiyordum onu. Yeni öğrendim. F5'e basınca hızlı save alıyorsun. Kardeş ne haber? Yoruğa gidiyorum. Güzel bir kız bulurum evlenirim onunla. Yemin çıkartayım da bir şey olursa kavga ederim. Bu ses neydi la?
Sadat galiba Terzi, M'ye bastığın zaman sol alt taraftaki köylerden birisiydi. Ya sol alt ya onun bir üstü. Çok fazla. Oo bir dakika. Evet. Harita bayağı devam ediyormuş aşağıda. Burayı görmemiştim. Ben sadece burayı sanıyordum oyun. Yok, yok. Bayağı aşağıda bir iki tane varmış ya. Cezerika. Evet. O atta diyorsun yani. Öyle hatırlıyorum. Letleri de sev, ala ala yap. 3 güne tavlarız. Ne? Ve sence bu tuzak mı? Bence değildir. Abi bak. Hayır, keten iplik. Sinir iplik. Ha, bu değil miydi biz aradığımız? Bulduk sandım ya. Nasıl da mutlu oldular ya. Bulamadım diye. Yunus'a ben direkt yay buluyormuşum değil mi? Bulursun. Öyle bir ihtimal var. Haydut'u öldürürsün mesela, içinden arbalet çıkar, yay çıkar. Bir bağırıyor. Oyunda. Bağır diye. Bağ, bağ diye bağırıyor. Skalut yok mu yani gerçekten burada? Bıçak. Demir bıçak. Ulu be. Demir. Oo çok şanslısın Sadat. O 500 dinar, 500 sikke falan ediyordur galiba. Ama matara buldum galiba. Bir bağ. Cibuk. Dörütöş cibin. Herkes fiyatını merak etti değil mi? Demir bıçağın ben 500 deyince. Kırma gibi. Demir bıçak 300. 300. İyi iyi. 300 lira 300. Ne para, demir bıçak yapmak kolay değil. Aslında bir böyle haritayı gezip şey yapsak, bu düşen kargoları bulsak bile zengin oluruz oyunda. Kargolar zaten belli bir süreden sonra yenileniyor. Abi bu kızma da çok iyiymiş ya bu kadın. Kaç yaşında lan bu? Konuş. Bilgi mi? Bunda ne var? Ya. Bizim olay kimde? Kadın ne istiyormuş? Yardım ihtiyacım var, hanıma yardım edebilir misin? Bakayım. Vergi ödeyeceğim ancak yeteri kadar altınım yok. Sende varsa verir misin? Ya sana minnet duymaktan başka bir şey veremem yalnız karşılığında. Genç kız 19 yaşında. İyilik yapmak bize yakışır kardeş. Yakışır, yakışır da yapacağız da. De biri dedi 19 yaşında çocuğu var diye. Belki kardeşidir, nereden biliyorum. Başkasının çocuğu da olabilir.
Dilenci. Kaç? Demek döndü. Lütfen aldım geldim de, çünkü yeteri kadar vaktim kalmadı artık. Aldım geldim de. Aldım geldim de ne lan? Bir yerden mi alıp gelecektim? Sen ne istiyorsan da görevden şu anda. İyi diyor. Demek döndün. Lütfen aldım geldim de, çünkü yeteri kadar vaktim kalmadı artık diyor. Şey, parayı getirdim mi demek istiyor galiba. Bir yerden çevirme. O değil de ESC'ye basıyorum da iptal olmuyor. Başka bir şey yapamıyor. Karamanım, adını ölünceye kadar de katleyeceğim. Ali hep senin olsun. 1464'umuz var. Tamam mı? Not alın. Otuz falan almış. İyi, çok bir şey değilmiş ya. O değil de bizim yemek işareti çıktı sol üstte. Evet, köylüler aç. Bu köylerde de bir şey çıkmadı ya. Otuz sikke almış, sikke. Bu direkt bizim eve gidiyormuş ya. Bas gidelim. Hayır, gitmez. Ne haber lan? Nasıl ya? Orada belli başlı köyleri seçersin, onlara gider. Tamam. Adama demiyorum ya. Bu yol diyorum. Bu yol. Doğru. Ben adamı zannettim. Yok, bu yoldan direkt bizim eve gidiyor. Lan bunu çıkartayım böyle de. Bunun olmaz yani. Önemli olan şey başladı. Su sıkıntısı Sedat. Suyu yapacaktık değil mi ya? Bunu yapmalıydık. Ben dedim beste yapalım. Kimse beni dinlemedi. Bu yoldan mı gitmemiz gerekiyor? Direkt kendi yerine işaret koy. Oradan pusuladan bakarsın. Bunlar suyu nereden buluyorlar da? Şimdi senin su kuyusu yapman lazım. Ayrıca su kovanın olması lazım. Su kovasının olması lazım. Adamın kovanını bekleyip çalmamız gerekiyordu ya. Ben dedim size. Üretebiliyor muyuz ya acaba? Üretebilirsin. Şeye gel, teknolojiye gel. Teknolojide olması lazım. Demek bunlar yemeği şey almıyormuş. Alıp getireyim o zaman. Evet, sen al getir. Bundan böyle bir 10 tane alacağım. Kurumuş et al sen direkt. Sadece 3 tane var. Gider mi? Gitmez de. Birazcık da et pişir, onları da koy. 9. ayını kutladı. İyi yayınlar. Eyvallah kardeş. Bayağı yemek götürüyorlarmış ya. Ben sabah 10 tane et koymuştum bu odada. Bir de mesela baksa da çiğ etleri yemişler mi? Çiğ etleri yememişlerse közde pişmiş et yapabilirsin. Tamam, bakayım da. Yemişler. Yok. Çiğ olarak da koyabilirsin o zaman. Öyle. Yiyorlar onu da. Ama bu sadece iki kişi bu kadar et nasıl yiyorlar ya? Şimdi... Oğlum benden... Fazla yemek götürüyor bunlar ha. Tamam, yemek işareti gitti. İnsan ne yaptı? Bakayım şimdi burada neydi, neredeydi ya bizim kuyusu?
Bino sözler sikerken neredeydi ya? Ham madde çıkarımında galiba. Ha. Nereye koyayım acaba bunu? Genelde kuyu şehir ortasında olur, değil mi? Evet, bunu yaptığın zaman ama susuzluk yine gitmeyecek. Susuz, şey yaparız. Olur olur. Öyle yapalım. Yol lazım ve kovanın olması lazım. Yoldan geçen biri varsa o da su içer gider ya. Nasiplensin. Önem öyle. DC'den birisi beni arıyor, döneceğim. Tamam. Nasıl geldi kim? Ne istiyor? 3 tane kütük daha. Oo, daha ne istiyorsunuz ya? 3 tane kütük. Hop geldi. Geldi. Hoş buldum, hoş buldum. Bir de senin Sadat su kovasına ihtiyacım var. Kova. Evet. Yakınlardan, köylerden satın alabilirsin. Aa oğlum, harbi la, oduncu çalışıyor. Odunumuz var bende. Bir abi. Yakındaki köylerden kova alabilirsin veya kendin üretebilirsin. Kova alabilirim dedi. Satın almak mı? Evet. Satın alabilirsin. Satın alırsan iki tane veya iki tane al. Çünkü iki tane ev var ya. İkisini de doldur. Evlere bırak. O su bayağı bir idare eder zaten. Tamam. Hemen gidip kova alıyorum. İki tane. Konti. O ne adamlar başına dolduruyormuşuz gibi. Şey yap Sadat. Doğru bak Volvi'nin dediği. Kırba var ya envanterinde. Kırbaya git, dereden su doldur. Ya da buradan da doldurabilirsin. Kırba? Bir kere E'ye bas. Zanaat diyor ya su kuyusunda. Hı. Oradan su doldur kırbaya. Oo kırba. Oo animasyon falan koymuşlar. Evet. Bunu az önce bulduk. Evet, bunu bir tane eve bırakabilirsin. Buradan kırbadan su içsinler. Verizdik kırba. Kırba aç. Nerede öyle kırba? Dolu kırba. Koydum. Aynen. Bir tane de şey alırsın, su kovası alırsın. Ona da su doldurursun, diğer odaya bırakırsın. Diğer odaya. Evet. Equinox, hoş geldin. Yayınlar Brom. Şöyle bir şey var. Şu anda bazı işçilerin susuzlukla mücadele ediyor ya, belli bir yerden sonra işçilerin keyfi azalacak, moralleri düşmeye başlayacak, bu üretime yansıyacak, haberin olsun. Yani olabildiğince hızlı, aynen, olabildiğince atölyeyi hızlıca yap buraya. Atölyeyi yaptıktan sonra zaten sen kendin bile üretebilirsin. Atölyeye mesela illaki bir yaptığın yere işçi koymak zorunda değilsin. Mesela mutfak yaparsın, gidersin, sen kendin orada çalışırsın. B
Ben izninle 1-1.5 saat kadar kaçacağım. Tamam. Geleceğim. Saat kaç? Sonra. Oo, saat 23 la. Aynen. Cevap ver abi, ne? Gittim, gelirim ilerleyen sıfırlarda. İyi yayınlar. Takıldım bir noktada. Tamamdır, görüşürüz. Yardımcı olmaya çalışırım. Chatten. Tamam. Görüşürüz, eyvallah. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Bunun tarifi öyle küsmüşsün. Komiksin. Komik. Şakamatik. Bebemetik. Şakamatik. Komik. Komik. Bir sağ bir sol vuruyor. Çok iyi. Konuş bilirim. Oğlum sen de yanlış bilgi vermiyor şimdi. Aha. Zanaat, tamam. Kovayı yap. Oo. Kovayı satın alman mı gerekiyordu ya? Oo. Aa, 100 diyormuş lan. Tamam ya, 100. 2 tane kalas. Abo. Dur. Ayak kalasımız var. Di. Ne bu ya? 100 istiyormuş. Ben de şey sandım ya. 1000 falan istiyordu sandım. Bizim paraymış gözüken. Oo, çok iyi lan. Yarı yayın var mı? Dur. Ölür. Askeri hoş geldin. Bir tane mi yap diyordu? Bir tane daha yap. Okey falan at diyorsunuz ya. Alayım, açayım buraya. Yay. Uzun yay. Bu da 100. Aldım. Keten iplik yok. O yüzden yapamıyorum. Ama öğrendik yani yay ve oku. Dur lan, oku öğrenmedik be ya. Oku öğrenmedik lan. Zeketen ip. Oo, o değil de yaz geliyor mu şey? Hiç gelmiyor değil mi inşallah? Abi bugün başka bir oyunu geçecek misin yoksa başka ne istiyorsunuz ya? Ne oynayalım? Bundan sıkıldıysanız başka ne oynayalım? Verin etrafa bir bak. İş geliyor. O zaman biz uyuduk uyandık mı bir sonraki şey olacak. Yapmalı kodunu kendin yapman lazım. 200 civarı yetmez işçinin ürettiği.
Bu fazla üretemiyoruz biz de ya. Onlar da buradan kullanıyor mu o yakmalık odunu falan? Buradan alıyorlardır herhalde. O 84 yapmışım. Su şeyi de yaptık buraya. Gelen geçen su içiyor. Şimdi burada bu şey var. Atölyeyi de yaptık. 3 tane evimiz var. Bir depomuz var. Bir avcılık kulübemiz var. Çok iyi. Bence çok iyi. Enel ya. Yetersizlik. Shit. Red White hoş geldin kardeş. Nasıl gidiyor ya? Çizgi TV 18. ayını kutladı. Selam kral. Aleykümselam, hoş geldin. Tar kulübesi, bir dakika. Gıda deposu. Gıda deposunu yapmak için ne yapmam lazım? Gıda deposu kullanım yine işleri tarafında toplanan tüm tüketim malzemeleri buraya aktarır. Depo kapasite paylaşılabilir. Çiftçilik teknolojisi lazımmış buna. Tarla yapmak gerekiyor yani. Abo. Aynen, bence yapmalıyız. Koy bir tane. Dikiş. Yemek için bayağı iyi. Bence de ya. Dur. Abi tarlayı nasıl yapacağız ya biz? Selamünaleyküm. Dayanamadım, geldim. Aleykümselam. Bilgi vereyim Sadat. Şimdilik manuel olarak yemeği, suyu dağıtabilirsin. Çünkü çiftlik işine giriştiğin zaman, tarla işine giriştiğin zaman tohum olsun, bunların ücretleri olsun birazcık pahalı. Bir tane. Şimdilik acele etmeyeyim diyorsun. Şimdilik acele etme, yavaş yavaş işte. Sen elinle manuel olarak bırakmaya devam et. O yüzden önce onun bir zeminini hazırla. İşte tohumlarını biriktir, tohumlarını al. Ondan sonra yaptığın zaman seri bir şekilde tıkır tıkır işlesin, kafan ağrımasın. Ona daha şey lazım. Orak lazım. Orağı yapamıyorsun. Tahta orak diye bir şey yok. Demirciliği açman lazım. O biraz problem oluyor. Ama şöyle yapabilirsin. Mesela lahana ekebilirsin sadece veya havuç ekebilirsin sadece. Evinin yanına minimal böyle bir tarla yaparsın. Örnek veriyorum 4'e 4, 5'e 5 gibisinden. Kendin ekersin, kendin biçersin gibi düşün. Tamam. Şimdi biz uyursak mevsim değişiyor. Evet. Biz kıyafet almadık ki, soğuk. Olmayacak, kar yağmayacak mı? Yanında meşale olursa çok üşümüyorsun. Ama meşalen yoksa üşüyorsun. Anladım.